Herkese merhabalar. Tapir Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramları serimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda işaretler ve sistemler ile giriş yapmıştık. İşaretler ve sistemlerin neler olduğunu konuşmuştuk. Şimdi bugün işaretler ve sistemleri daha detaylı incelemek için alt başlıklarından alt gereksinimlerinden bahsetmeye çalışacağız. İyi bir şekilde anlayabilmek için gerekli olan matematiksel temel konular ve işaretler ve sistemlerin içindeki altyapılar yani işaretlerin sınıflandırılması, doğrusallık, konvolüsyon, korelasyon, çeşitli dönüşümler, rastgelelik, rastgele süreçler ve örnekleme kuramı gibi ayrıca ilk bölümde sıkça bahsettiğimiz, daha önce gürültü serimizde de konuştuğumuz kanal ve gürültü nedir? Bunların etkisi nedir? Bu gibi konulara bir kısaca değinmek istedik ve genel olarak bundan sonraki bölümlerde mühendislik kavramları altında işaretler ve sistemleri işlerken nasıl bir yol haritası izleyeceğiz? Nelere değineceğiz? Bunları size aktarmak istedik, keyifli dinlemeler. Seran hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam mühendislik kavramlarında işaretler ve sistemlere geçtiğimiz hafta bir giriş yapmıştık. Bu hafta onunla devam etmek istiyoruz. Aslında bu hafta konuşacağımız şey üniversitede derslerin ilk haftasında genelde hocam ne işlenecek, neler öğrenilecek ve nelere değinilecek bunları bir açıklar. Biz de işaretler ve sistemleri insanlara yol haritamızı belirtmek için, neler yapacağımızı anlatmak için bir giriş bölümü çekelim dedik. Aslında işaretler ve sistemlerin ne olduğunu bir önceki bölümde konuştuk. Şimdi işaretler ve sistemler deyince bizim alanımızda, haberleşme alanında daha doğrusu işaretler ve sistemler konusunun kapsadığı temel matematiksel alanlar var gerçekten ağır bir matematik gerekiyor. Ancak burada derdimiz bu matematiği insanlara kanıtlarıyla vermek, bu matematiği anlatmak değil. Çünkü bunlar dersin konusu oluyor biraz da. Bu matematiksel denklemlerin, bu matematiksel yapıların sezgisel olarak ne anlama geldiğini açıklamak. Çünkü bir denklemin ne işe yaradığını eğer bilmiyorsanız, denklemi yorumlayamıyorsanız ve denklemde ufak bir değişiklik olduğunda bunun neden ötürü olduğunu, bunun neye yol açabileceğini tahmin edemiyorsanız aslında pek de bir şey üretemeyeceksiniz demektir. Çünkü kodu tam olarak anlayamadığınızı söyleyebiliriz. Tabii bu yorum biraz ağır bulanlar da olabilir. Genelde insanlar ...derste birkaç denklemi ezberleyip geçmek olarak düşünüyor. Ancak benim düşünceme göre yani bana göre o denklemi yapılan ufak bir değişiklik hakkında... ...tekrardan yani bir yorum yapamıyorsak, onun neden olduğunu söyleyemiyorsak anlayamamışız demektir. Bu yüzden de bu seriye başladık. Temel matematiksel konular sizin her derste hemen hemen yazdığınız hocam. lineer bir analiz, diferansiyel denklemler ve olasılık kuramı diyebiliriz. Aslında olasılık deyince diğer alanların hepsini neredeyse hemen hemen içermemiz gerekiyor zaten bunu... Daha önceki podcastlerimizde çokça dile getirdik. Ancak bu dört temel konu işaretler ve sistemlerin en altında bulunuyor. Derslere genelde işaretlerin sınıflandırmasıyla başlarız. Sonrasında zamana bağımlı ve zamandan bağımsız doğrusal sistemler işin içine girer. Sonrasında konvolüsyon, korelasyon bu bu şekilde ilerlenir. Ancak biz dediğim gibi bunları matematiksel olarak bir ders işliyormuş gibi değil de sezgisel olarak üstüne konuşmak için toplandık. Öncelikle şunu sormak istiyorum hocam bu sistemlerin ve işaretlerin çeşitli alt sınıflandırmaları var. Bunlar neden yapılıyor? Şimdi Halil öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için oldukça yararlı bir podcast olacağını düşünüyorum. Bir önceki podcast'ı de dinleme şansı buldum. İnsan tabii değişik hissediyor kendi konuştuğunu daha sonradan dinlediği zaman. Ama tabii ki eksiklerimiz, kusurlarımız vardır. Dinleyicilerimiz de inşallah bunları sizlere iletir. Biz de bunları düzelterek yolumuza devam ederiz. Şimdi orada şuna dikkat ettim. Ee, aslında çok güzel bir başlangıç yapmışsın, orada güzel de bir şey söylemişsin. Bunların temelinde durduğu şeyler, şimdi işaretler ve sistemler elektrik, elektronik neredeyse tam ortasındaki hub dediğimiz dağıtım noktası diyebiliriz. Yani bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor olabilirler. Ben elektrik elektronikteyim ve işte benim ne işim var? Ben haberleşmeci olmayacağım ki. Ben işaretçi olmayacağım ki falan filan. İşaretle işaret işlemeci olmayacağım ki falan filan diye düşünüyor olabilirler. E bu tabii çok kötü bir bakış açısı değil. Tabii ki bunun tutarlı bir tarafı var ama temel tarafı şu. işaretler ve sistemlerin tek merkezlik yaptığı yer bunlar değil. Yani siz yüksek akım çalışıyorsanız da sonuçta işaretler ve sistemlerle uğraşıyorsunuz. Zayıf akım çalışıyorsanız da işaretler ve sistemlerle. Hele kontrolde zaten bunun dışında bir şey söylemiyoruz. Ya yani böyle bir bakış açısıyla dikkat edildiğinde işaretler ve sistemleri isminin yakınlığından ötürü haberleşme ve işaret işlemiyle ne kadar teşne tutulsa da aslında elektrik elektronik bel kemiği bir tanesi, meslek dersleri içerisinde belki kemiği bir tanesi olarak konumlandırmak bence doğru. Senin de zaten söylediğin gibi bizim de hemen hemen her dönemin başında yaptığımız gibi bunun da üzerinde durduğu sac ayakları var ki sen zaten saydın işte doğrusalca bir e, analiz Diferansiyel denklemler ve olasılık kuramı. Yine senin de söylediğin gibi aslında olasılık kuramı matematikte kuramsal olarak hemen hemen hepsini içeriyor olsa da işte lisans müfredatında ayrı bir isme sahip olduğu için biz de burada listeliyoruz. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu söylememiz gerekiyor. Sonun sorunla nasıl bağlantılandıracağım? Neden bir şeyi sınıflandırmak gerekiyor? İşte az önce sözünü ettiğim nedenden ötürü. Yani siz bir üniversite müfredatına da bakış açınızda bazı şeyleri sınıflandırıyorsunuz. Neden? Çünkü sınıflandırma size o konu hakkındaki kabaca belki çok ayrıntılı olmayan ama çok önemli, çok verimli, çok hayati bilgiler verir. Genelde de verdiğim örnek şudur derslerde. Mesela işte şimdi Perseverance gitti, orada gözlemler yapıyor. Orada hiç bilmediğimiz bir nesne görse bir 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 nesne bunu da dünyaya iletse. Yer istasyonundaki insanların herhalde ilk sorusu şu olur yani hiç bilmediğimiz bir şey olduğu için. Ya sen bunu nasıl tanımlarsın? Şimdi bunu bildiğimiz şeyler üzerinden tanımlamamız lazım. Öyle değil mi ya yani işte büyük, küçük uzun, kısa işte eğer renk söz konusuysa renk, e belki katılık, esneklik. Şimdi bu gördüğünüz gibi bu sınıflandırma bizim bir olguyu anlamamızda insan beyni için en önemli araçlardan bir tanesi. Dolayısıyla neden işaretleri ve sistemleri sınıflandırıyoruz? Bunların temsil ettiği fiziksel süreçleri ve olguları insan beyninin en iyi anlayabileceği işte yılların birikimiyle, on binlerce yılın birikimiyle insan beyninin evriminin belki de sonucunda bunları sınıflandırarak anlama söz konusu oluyor. Şimdi dolayısıyla işaretler ve sistemler de bunlardan ayrı değil. Dolayısıyla sınıflandırmanın temel amacı aynı dersleri kategorize etmekte olduğu gibi zayıf akım, kuvvetli akım, bel kemiği ders, sacaya ders gibi biz bunu olguyu anlamak için yapıyoruz. Dolayısıyla neden sınıflıyoruz? Olguyu daha iyi anlayabilmek için. Peki olguyu tam anlamıyla anlayabiliyor muyuz sınıflayarak? Tabii ki hayır. Ama sınıflandırma öyle bir başlangıç sağlıyor ki Halil. O konu hakkında belki de %70, %80 bazen %95 bilgiye sahip oluyorsunuz. Yani geride kalan ayrıntılar ne kadar önemli de olsa %5'lik kısma tekabül ediyor. Dolayısıyla sınıflandırmanın önemi bizim konuyu daha iyi anlayabilmek için bildiğimiz şeyler üzerinden bunları tanımlayabilmek. Ve ötesinde de yine az önce değindiğim konuyla bağlantılı olarak bununla alakalı bu tanımın olabildiğince iyi yapabilmek. Yani öyle bir sınıflandırma yoktur ki o olgunun yalnızca işte 10 binde birini bize versin değil mi? Sınıflandırmadaki temel amaçta o olgu hakkındaki en ufak, en öz bilgi parçasıyla azami açıklamayı yapabilmek ya da azami yakınlaşmayı sağlayabilmek. Yani belki de sınıflandırmada da sözün etmemiz gereken anahtar sözcük budur. Yani ben de kafama göre bir sınıflandırma yapabilirim. Peki bu sınıflandırma anlamlı mıdır? Ee, size göre evet ama genel geçer bir sınıflandırmanın temel karakteristiği nedir? O olgu hakkında azami bilgiyi en öz, en az şekilde kullanarak, bilgi parçası kullanarak elde etmedir. Bunu da bu vesileyle söylemiş olalım Ali. Teşekkürler hocam. Şimdi e, sıflandırma sınıflandırma dediğimiz zaman aslında günümüzdeki makine öğrenmesi ve yapay zeka uygulamalarında da çok sıkça karşılaşıyoruz. İşte clustering deniyor kümeleme sanırım. E, orada da temel yaptığımız şey aslında elimizdeki verileri daha önceden sahip olduğumuz şeylerle karşılaştırıp nereye ait olduğunu bulmak. Bu işlemi yaparken de yine işaretler ve sistemler dersinde öğrendiğimiz konvolüsyon ve korelasyon işlemleri karşımıza çıkıyor. Bir de bunlara çeşitli transformlar uygulayarak çeşitli uzaylardan işimize yarayacak daha farklı uzaylara çekerek çeşitli işlemlerden geçirip bu uygulamaları yapıyoruz. Dediğiniz gibi gözlemleyerek insan kendi belirli nesneleri sadece görsel bilgiyle, görsel işaret ile Sınıflandırmaya çalışsa da e, bizim elimizde olan tek şey bunu e, bir bilgisayara çektiğimizde sayılar. Bu sayıların da birbiriyle ilişkisini koruyabilmek için sizin çok cedele getirdiğiniz e, çarpma, toplama ve üstel fonksiyon haricinde elimizde bir e, şey yok. E, bunu bu şekilde anlayınca zaten konvolüsyon, korelasyon ve diğer bütün e, dönüşümler birbirinin aynısı oluyor. Sadece arada çeşitli matematiksel e, notasyonlar değişiyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi gerçekten güzel bir konuya değindin. İnsan zihninin nasıl çalıştığıyla alakalı işte yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulamaları da zaten ortadaki. Kendi anladığımız gibi bunu makineye yaptırmaya çalışıyoruz. Bu tabii evrensel bir yöntem mi şu an bilmiyoruz. Yani henüz akıllı bir dünya dışı varlık veyahut da sistemle bildiğim kadarıyla karşılaşmadığımız için... ...belki onlar başka bir yöntemle çözüyorlardır problemleri onu bilemiyoruz tabii. E şu anda bildiğimiz en iyi yöntem bu. Nedir o? Karşılaştırma ve sınıflandırma. Şimdi bu noktada karşımıza dediğin gibi işlerin makineye yaptırılması söz konusu makine dediğimiz şey aslında hesaplama yani hesaplama kuramı hesaplama kuramı da senin de söylediğin gibi sayılar işte bunların ilişkileri üzerinden ilerleyen süreçler Burada karşımıza tabii şöyle bir durum çıkıyor, bir örüntü çıkıyor. Nedir o? Bir sınıflandırma için bahsediyorum bunu. Sizin bir şeyi sınıflandırabilmeniz için üzerinde konuşacağınız bazı öz niteliklere ihtiyacınız var. Çok soyut olduğu için belki bir örnek üzerinden gitmekte yarar var. Bizim en temelde hep yaptığımız bir arabanın mesela kruz kontrolü. Yani siz arabayı diyorsunuz ki 70 km hızla sürekli bir şekilde git, 70'in altına düşme. Şimdi problemi biz şoför olarak pilot olarak böyle görüyoruz ama araba açısından problem böyle değil niye çünkü sürekli zamanla değişen bir yer çekimi var. Yani yukarı tırmanıyorsunuz, aşağı iniyorsunuz. İşte belki önünüze kıran adamlar oluyor ya da birden trafik duruyor. Bu süreç içerisinde cihazın sizin söylediğiniz girdiye istenen çıktığı verebilmesi için bu durumları birbirinden ayırt etmesi gerekiyor. Örneğin yukarı tırmanışını aşağı inişinden ayırması gerekiyor ki buna göre bir tepki versin. Gerçi kontrol çalışan arkadaşlar için problem aslında aynı. Yani yukarı çıkmakla aşağı inmek bir geri besleme sistemiyle aynı şekilde ifade edilse de e, biz e, dinleyicilerimize bunu aktarabilmek için bu durumların birbirinden ayırt edildiği sistemler üzerinden konuşmuş olalım. Trafiğin tıkanması ayrı bir şey, işte önünüze birisinin kırması ve çıkması ayrı bir şey ya da e, Allah saklasın bir kaza durumu bunlar ayrı bir şey. Şimdi bunları ayırt edebilmek için bunların yani sistemin zaman içerisindeki evriminde bazı öz niteliklerin çıkartılması gerekiyor. Takdir edersiniz ki sürekli e, sensörler dediğimiz sistemler insan beyni gibi çalışmıyor. Bunlar bir tür sayıları zamana bağlı olarak indeksleyip bir bellek bölgesine aktarıyor ve orada bir mikro işlemci vasıtasıyla bir Turing makinesi vasıtasıyla bunlar bir çıktılara dönüşüyor. Şimdi orada karşımıza şu çıkıyor. Bu öz nitelikleri nasıl çıkartacağız? İşte bu öz nitelikleri çıkartabilmek için karşımıza yine çok önemli, çok kuvvetli hatta birbirinin kuzeni diyeceğimiz Bazen de birbirinin ikiz kardeşi diyeceğimiz iki tane araç çıkıyor. Sen de söyledin. Türkçesi galiba evrişim diye çevrilmiş. Konvolüsyon ve korelasyon yani ilgi fonksiyonları. Yani sizin zaman içerisinde ya da belli bir koordinat sisteminde devinim arz eden bir olguyu öz niteliklerini çıkartabilmek noktasında bir işleme tabi tutmak istediğinizde genelde bu ikisi çok öne çıkıyorlar. Yani biz bu ikisini kullanarak onun hakkında bazı öz nitelikleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Ortaya çıkan bu öz nitelikler vasıtasıyla da çeşitli kararlar ve süreçler devreye giriyor. Şimdi sıkça da tartışılır derslerde de X işaretiyle Y işaretinin evrişimi, konvolüsyonu. Tabii duruma böyle bakıldığında bu bir matematiksel işlem. Ancak biraz derine girdiğinizde aslında konvolüsyonun İngiliz notasyonu, onu da merak edenler baksınlar. İngiliz notasyonuyla gösterilmesinin aslında konunun özüne çok daha yakın sattığını hissedecek dinleyicilerimiz. Ne demek bu? Aslında konvolüsyon iki işaretin birbirine göre işlemi değil. Konvolüsyon bir koordinat düzlemi üzerinde koordinat dönüşümünün işaretlerin birbiriyle olan ilişki, ilişkisini gösterme işlemi. Şimdi bu tabii baktığınızda içinde bir integro diferansiyel denklem var. Hani açtı açsak eğer e, ancak bunu bu şekilde görsek bir integral çözüyorsunuz dersiniz ve kapatırsınız ama buna bir konvolüsyon alıyoruz dediğimiz zaman e, zihnimizde canlandırdığımız şeylerin çok çok farklı olması gerekir. İşte bu yüzden söz konusu argümanların, söz konusu işlevlerin mutlak surette az önce senin de söylediğin gibi sezgisel olarak ne demek olduğunu anlayıp simgesel olarak evet matematiğini kullanabiliriz ama ne yapmaya çalıştığımızın kesinlikle bildirilmesi gerekiyor. İşte dediğim gibi ya bir konvolüsyon işlemi bir integral diferansiyel denklem çözümüdür. Ama integral diferansiyel denklem çözümü elde ederek ne elde ediyoruz sorusunun yanıtı konvolüsyonun söz konusu olduğu sistemlerde hangi öz niteliğe baktınız aslında? Şimdi bu açıdan bakarsanız siz bir öz nitelik çıkartıyorsunuz. Öbür taraftan bakıyorsanız siz bir matematiksel işlem yapıyorsunuz. Bu ikisini birbirinden ayırt edebilecek. Bunların iç içe girdiği yerler de var bu arada. Yani bazen matematiksel olarak ilerleyip daha sonra öz nitelikleri çıkartmamız gerekebilir. Bunu biraz süreç belirliyor. Dolayısıyla bizlerin bunların ne işe yaradığını anlamamız gerekiyor. Senin de çok güzel belirttiğin gibi sezgisel olarak ne anlama geldiğini söylememiz gerekiyor. Bunun bir ötesi de senin yine söylediğin aslında koordinat eksenlerinin her zaman bize verilenle sınırlı kalmak zorunda olmayışımız. Yani biz bunları dönüştürerek de işlemler yapabiliriz. Yani öz niteliklerin belki de mesela çok yine gündelik hayata yakın bir örnek. Biliyorsunuz bu şimdi çok da gündeme geliyor. Özellikle e, narkotin ve polislerin kullandığı köpekler çok özel koku alma duyularına sahip. Yani siz dışarıdan baktığınızda optik olarak o, orada bir problem olduğunu, Allah saklasın bir ceset olduğunu ya da bir narkotik bir problem olduğunu göremiyorsunuz. Ya da şu anki teknolojide onu elektromanyetik dalgayla algılayacak şeylerin arkasına koyuyorlar işte bazı kurşun blokların veyahut da beton blokların. Ancak bu köpek koordinat sistemini değiştiriyor teknik olarak. Yani koku bölgesinde çalışıyor ve çok hassas çalışıyor. Bizim hiç bulamayacağımız ayırt edemeyeceğimiz bir şeyi ayırt edilebilir hale getiriyor ve buluyor. Dolayısıyla başka bir bölgede çalışıyorlar ve bizim için ayırt edilemez olan şeyi onlar için anında ayırt edilebilir bir formata çevirip hızlıca çözüme ulaşıyorlar. Dolayısıyla senin de yine sözünü ettiğin o dönüşüm aslında konvolüsyon ve korelasyonun belki de bir üst adımı diyeceğimiz durum. Yani bir üst derken daha karmaşık değil. Bunlar birbirleriyle ilintili. Merak edenler bakabilir ama genelde sıra sıra olarak daha sonra bahsettiğimiz bir konu olduğu için öyle söylüyorum. Koordinat eksenini dönüştürerek de siz özilgi ve öz nitelikleri çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla... İşaretler ve Sistemler dersindeki en önemli bakış açılarından bir tanesinin sezgisel olarak bu olduğunu düşünüyorum Halil. Üzerinde çalıştığınız problemin nerede nasıl tanımlandığını sezgisel olarak anlayıp bu burada sezgiseli senden ödünç alıyorum. Sezgisel olarak yapman gereken şeyi yine sezgisel olarak mantıklı ve tutarlı biçimde devam ettirip ancak çözümün sana verilen bölgede olmak zorunda olmadığı bir durum. İşaretler ve Sistemler bize bu bakış açılarının hepsini bir paket gibi, bir hap gibi tek bir pakette, tek bir içerikte veriyor diye düşünüyorum Halil. Tabi hocam bu gerçek hayattan verdiğiniz örneklerde karşımıza çeşitli belirsizlikler de çıkıyor. Ölçüm kuramına girmemiz gerekiyor ve orada bir rastgelelik hayatın içine girmiş oluyor. Çünkü bütün sensörler, ölçüm aletleri, çevresel faktörler hepsi bir çeşit rastgeleliği bizim süreçlerimizin içine katıyor. Ve bunu zaten gürültü işlemede ve Laplace bölümünde daha önce konuştuk. Rastgelelik konusunda pek çok bölümümüz var. Yine işaretler ve sistemlerde de her ne kadar ilk başta deterministik dediğimiz her şeyi tam olarak bilebildiğimiz yani karakteristiğini tam olarak bilebildiğimiz işaretlerden başlasak da bu yöne mecburen gerçek uygulamalar için eğrenmemiz gerekiyor. Rastgelelik işin içine girince de hocam dediğimiz gibi farklı araçları kullanmaya başlamamız gerekiyor artık. Özellikle yani aslında Yine araçların hepsinin temelinde aynı şeyler var da sadece biz rastgeleliği daha tahmin edilebilir daha bildiğimiz bir nasıl diyelim, düzeye çekmeye çalışıyoruz bunun içinde bunun içinde de çeşitli araçlarımız var özellikle bu rastgeleliğe değinerek bitirmek istiyorum hocam çünkü rastgelelik deyince bunun üstüne yaklaşık bir yarım saat daha konuşmamız gerekiyor ancak analogdan dijitale dönüşüm sampling ile yapılıyor örnekleme kuramı ile yapılıyor bu dönüşümde kanalda işaretin başına gelen çeşitli olaylarda zaten gürültü konusundaki Podcastlerimizde değiniyoruz ve filtrelerde buna mutlaka değinmemiz gerekiyor. Bu işleri bir adım öteye taşıyan rastgelelik konusunda da sizin fikirlerinizi almak isterim. Teşekkür ederim Halil. Ben de çünkü dediğin gibi özellikle gürültü serisinde bilim tarihini hatta öyle hatırlıyorum konuşmuştuk. Gürültü demek bilim tarihi demek biraz böyle dikkatli baktığınızda en büyük bilim adamlarının neredeyse kafa patlatıp üzerine çok önemli atımlar gerçekleştirdiği bir durum var ve onun da matematiksel karşılığı dediğimiz e, rastgele süreçler var, rastgele olgular var. Şimdi peki bu neden bizim için önemli ve senin saydığın konularla doğrudan bağlantısı nedir ya da sezgisel olarak nasıl bir yol haritası üzerinde bunlar yerleşiyorlar? Şimdi rastgelelik sen az önce çok güzel söyledin. Bir ölçme genelde hani fiziksel süreç olarak rastgelelik nerede karşımıza çıkıyor? Bir bir ölçme, bir gözlem varsa orada e, gözlem yaptığınız doğrudan fiziksel gerçekliğe dokunamadığımız için yani zihnimize aktarılan ya da hesaplama aygıtına aktarılan sayıların bir ara yüzden geçmek zorunda olması bize doğrudan bir belirsizlik dediğin gibi olgusuyla beraber geliyor. Şimdi bu belirsizliğin modellenmesi başlı başına bir problem. Yani bunun çeşitli modelleri var dediğiniz gibi olguların nasıl karakterize edildiğiyle alakalı işte gürültünün modelleri e, hepsi bunlar zaten söz konusu ama Az önce senin sözünü ettiğin yol haritasında konu nereye bağlı dediğinizde aslında şuna temel olarak bağlanıyor. Siz bir şeyi sayıya dönüştürdüğünüzü iddia ettiğiniz an itibariyle iki tane seçeneğiniz var. Ben bunu mükemmel yaptım. Az önce senin sözünü ettiğin gibi deterministik bir sisteme sahibim diyebilirsin. Yani mükemmel yapmak deterministik değil bu arada. Mükemmel yapmak demek hatanın ne olacağını önceden bilmek demek. Biz buna mükemmel diyoruz. Kusursuz dönüştürmeye mükemmel denmiyor yani mühendislikte. İkinci olasılıkta ben bunu ancak belli bir seviyede, belli bir çözünürlükte söyleyebilirim demek. Şimdi ikincisini söylediğiniz an itibariyle siz aslında bir olguyu, bir işareti eğer analogsa onu dijitale çevirmiş oluyorsunuz. Eğer diskritse bunu sözünü ettiğimiz analog domainde belli bir belirsizlikle temsil ediyorsunuz. Yani siz bir fiziksel olguyu sayıya çevirmiş oluyorsunuz ve bunu bir belirsizlik düzeyinde yaptığınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Şimdi bunu söyler söylemez karşınıza birkaç tane dal çıkıyor. Bir tanesi şu. Örnekleme yapan devre diyelim hani bizim için sensörler bir elektrik devresi olsun. Bu sensörlerin kendisinin elektronların akışı üzerinden ortaya çıkan kuantum mekaniksel süreçlerle belirlenen belirsizlikleri de işin içine katarak götürdü bir duruma giriyorsunuz ki bu o kadar önemli bir durum geliyor ki yani bir osiloskop yaptığınızda da bir osiloskop ölçümü yaptığınızda karşınıza doğrudan ya ben hiçbir şey ölçmedim ama ekranda bir şey görüyorum sorunuyla karşılaşıyorsunuz. Yani dolayısıyla yani olmaması gereken bir şeyi olduruyor bu rastgelelik. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi işaretler ve sistemler analogdan dönüştürme, analogdan sayısala çevirici, devre hepsi bir zaten otomatikman birbirine bağlandı. Şimdi bunun üzerine tek bir konu daha söylemek istiyorum. Hani biraz daha işi az önce senin sözünü ettiğin konuyla ilentilendirip yol haritasında neyin nerede olduğunu dinleyicilerimize biraz daha iyi aktarabilmek adına. Şimdi bu başlı başına o kadar karmaşık bir süreç ki bizim daha önce çektiğimiz podcast'e geri dönüyoruz. Yani acaba biz kara kutu gösterimiyle bunu yapsak neler yapabiliriz? Şimdi o zaman da karşımıza çok anahtar birkaç tane sözcük çıkıyor ki bunlardan bir tanesi sen de zaten söyledin kanal. Yani sizin dönüştürme işlemini yaparken başınıza gelen işlerin tamamının sorumlusu olarak gösterdiğiniz bir günah keçisi var. Biz buna kanal diyoruz. Kanal sizin başınıza gelen genelde olumsuz olarak addedilen ama biraz daha işleri ilerlettiğinizde bazı problemlerin avantajınıza bile kullanabildiğiniz biraz işleri ilerletirseniz her şeyin sorumlusu günah keçisi kanal. Şimdi bu kanalın tabi önünde ve ardında olanlar var. Bu kutu kanal kutusunun önünde ve ardında olanlar var. Bunları da ayrıca yine kara kutularla modelliyoruz sonunda dönüyor dolaşıyor bütün bu kara kutuları da bir matruşka bebek gibi bir başka kutunun içerisine sokuyoruz. İşte ona da süzgeç kuramı diyoruz. Yani filtre kuramı diyoruz. Ne yaparsak yapalım bir girdi ve bir çıktı. Yani hepsini tek bir matruşka bebeğe, tek bir kara kutuya dönüştürmek zorundayız. Ve biz biliyoruz ki bu işleri doğrusallık başta altında özellikle zamanla değişme ve değişmeme gibi iki anahtar sözcüğü de katarsak biz aslında bu kara kutuya bir filtre gibi davranıyoruz. Ya da bu kara kutu bizim için bir filtreden farksız oluyor. Şimdi dolayısıyla senin de çok yerinde belirttiğin gibi işaretler ve sistemler bize temelde ne söylüyor dediğinizde iki şey söylüyor. Her şey bir kara kutuyla modellenebilir. İki bu kara kutu aslında bir süzgeçtir. Bence bir dersi bir cümleye belki iki cümle oldu ama iki cümleye sığdırsaydık ne diyebilirdik? Her şey bir kara kutuyla modellenebilir. Kara kutunun kendisi de bir süzgeçtir denebilir. Şimdi bunu tabii söyleyince tabii süzgecin girdisi, önü, ardı, giren eğer deterministikse başka, rastgele ise başka gibi bir sürü teferruat var. Bunları zaten dönem içerisinde bolca konuştuğumuz alt başlıklara kırabiliriz. Ancak işaretler ve sistemler temelde bir kara kutunun girdi çıktı ilişkisini bir süzgeç üzerinden tanımlayan aslında yapıdır diye özetleyebilirim Halil. İnşallah da e, faydalı olmuştur bu e, sezgisel yaklaşım. Teşekkürler hocam. Bu serinin faydalı olacağını düşünüyorum insanların sezgisel olarak anlaması açısından. Çünkü e, şunu bazen gözden kaçırabiliyor insanlar. Ben kendimle de yapıyorum. E, derste hocanın verdiği ya da bir podcast'te insanların konuştuğu konu, kitaptan okunduğu zaman aynı e, faydayı sağlamıyor. Çünkü öncesinde belirli bir hazırlık ve e, belirli işte dediğimiz süzgeçten geçiyor. En özünü, en önemli noktayı paylaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda da size teşekkür ederim hocam. Sizin çalışma alanınızda, sizin uzman olduğunuz bir alanda bu bilgileri süzüp bizlerle paylaştığınız için, katıldığınız için tekrar teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim Halil. Burada şunu söylemek istiyorum kapanışta. Mühendisliğin temel aracı, bunu geçen podcast'te de konuştuk. Çözümleme ve birleştirme genelde olgular içine doğduğumuz sistemlerin sofistike olması nedeniyle kronolojik olarak çözümlemeyle başlıyor. Mühendisliğin birinci alt adımı çözümleme arkadaşlar. Yani birleştirme de var ama dediğim gibi yani çözümleme genelde önce geliyor. Burada lütfen şu gözden kaçmasın. Az önce yapmaya çalıştığım, bütün bir dönemi içerisine sokmaya çalıştığım o işte kara kutu yaklaşım ve süzgeç yaklaşımı bunun bir çıktısı. Biz çözümlemeden muradımız üzerinde artık tartışmanın olmadığı, herkesin aynı şeyi anladığı, olabildiğince yalın en küçük parçaya ulaşmak. Şimdi bazı insanlar şöyle problem çözüyor olabilir. Belli bir karmaşıklık seviyesine indikten sonra çok zeki olduğu için hemen oradan ilerleyebilir. Ancak bizim burada muradımız, çözümlemeden muradımız, üzerinde herkesin baktığında aynı şeyi gördüğü, aynı şeyi anladığı, aynı hızda neredeyse ilerlediği, aynı yalınlıktaki soyut yaklaşım bu. Şimdi o yüzden bütün hangi konu olursa olsun işte az önce Halil bahsetti çok karmaşık sofistik isimler işte korelasyon, konvolüsyon, işte dönüşümler ne olursa olsun buna şöyle bakmamız gerekiyor. Naçiz benim tavsiyem. Aşağı indirip çözümleyip üzerinde tartışmadığınız artık ya ben bunu çok iyi anlıyorum hani adım gibi biliyorum dediğiniz bir yere gelip bunu yan tarafınızdaki adamdan da duymak. Yani aslında yapabildiğimiz şey bu. Bunu sağladığınız zaman çözümlemiş oluyorsunuz. Sizin anlayıp ilerlediğiniz her şey sizin bunu çözümlediğiniz anlamına gelmiyor. Sizi anlamış kılabilir ancak çözümlemiş olmuyorsunuz. Çözümlemenin temel kuralı herkesin aynı şeyi anladığı en yalın, en öz, en asgari bilgi parçası. Bunu da bu vesileyle söylemek istedim Halil. Evet, teşekkürler hocam. İlerleyen haftalarda tekrardan görüşmek üzere.